Arkadaşlar selam. Bugün sizlere Ablak Kayası'ndan sesleniyorum. Şimdi küçük bir sandalyeye oturmuş size daha küçük bir sandalye hakkındaki deneyimlerimi aktaracağım. Bu elimdeki sandalye Nature Hike'ın bu şekilde ufak bir sandalyesi. Tabii ki bunun Thermarest'i sanırsam, farklı markalarda daha orijinal asıl çözümleri de var. Bu biraz daha görece ekonomik ve kaliteli bir çözümü. Bu bana Banggood'dan geldi. Test ürünü olarak ve ben de deneyimlerimi şimdi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle belirtmek isterim. Bu normalde Decathlon'da satılan Decathlon'ın sandalyelerden yapısal olarak daha farklı olduğu gibi fiyat anlamında da yaklaşık 2-3 katı kadar daha pahalı bir ürün. Ama buna nazaran çeşitli avantajları var. Öncelikle ağırlığıyla ters orantılı olarak diğerlerinden 2 veya 3 kat daha hafif olduğunu söyleyebilirim ve gördüğünüz gibi oldukça ufak. Tabii ki bu avantajları son satın alma kararınızda ne gibi etkiler yaratacak onlardan bahsederiz. İlk başta gelin biraz yapısından bahsedelim. Gördüğünüz gibi küçük bir kendi çantası var. Arka tarafı fileli ve üzerinde birkaç tane karabinayla veya bir yerlere asmak için delikleri mevcut ve başında ve sonunda şöyle gördüğünüz gibi halat delikleri mevcut. Hemen kurulumuna geçelim bence biz. Bir yandan da anlatayım. Dediğim gibi 900 gram ağırlığında çok çok hafif. Benim Decathlon'un bu Quechua 10 litrelik çantasına rahatlıkla sığıyor. Yanına da yarım litrelik termosu falan koyabiliyorum. Gördüğünüz gibi içinden bir üst kumaş ve burada da alüminyum polilerden oluşan bir yapı iskelet karşıladı bize. Mantı aslında çadır mantığından hiçbir farkı yok. Alt tarafta gördüğünüz gibi plastik takozlar var. Buralar yere basacak kısımlar. Ve şu üst parçayı takmadan evvel burada ufak bir ayrıntı var. Şu elimizde gördüğünüz, elimde gördüğünüz çantayı şu uçlarındaki az önce gösterdiğim deliklerden şöyle iç içe geçiriyoruz. Ki artık bu elimiz ayağımıza dolaşmayacak ve hani içine de bir şeyler koyabilmek için burada bir gözümüz olmuş oluyor. Sonraki yapacağımız adım ise gördüğünüz gibi şurada kırmızı Nature Hike yazısı var. Daha doğrusu üst file kısmı, şu file kısmı üste bakacak. Ve arka tarafındaki şuradaki deliklerden yerleştiriyoruz üst taraflara. Üst taraflar daha kolay yerleşiyor. Alt tarafları ise biraz daha gerdirerek bu ayrıntıları buradaki polilerin ucuna biraz gerdirerek takıyoruz. Gördüğünüz gibi işlem tamamlandı. Bu 7075 alüminyumdan oluşan bir iskeleti var. Gayet kaliteli. Şimdi üzerinde oturayım artık. Bunu çıkartalım. Bunun hakkında da deneyimleri birazdan paylaşacağız. Bununla devam edelim. Şimdi diğer sandalyelerden farklı olarak gördüğünüz gibi biraz daha görece alçak diyebilirim. Ve hani dik oturmak değil, biraz daha yatay, yayvan oturmak için avantajlı oluyor. Buna gelip bu şekilde oturuyorsunuz. Hani şu şekilde dik bir vaziyette arkaya yaslanmadan da oturabileceğiniz gibi biraz poponuzu öne kaydırarak arkaya doğru da şu şekilde daha konforlu bir şekilde oturabilirsiniz. Bu tip hani minimalist olan sandalyelerin hani ne kol dayama yerleri var ne de hani bardağınızı içeceğinizi koyabileceğiniz yerler var. O yüzden hani zaten yere de yakın olduğu için ya bardağınızı yere koyuyorsunuz ya da yan tarafınızda küçük katlanır bir masanız falan varsa onun üzerine koyarak şey yapıyorsunuz. Şimdi hani deneyim olarak bahsetmek gerekirse ben 1.75 boyundayım. Bildiğim kadarıyla yine bunun 100 kilo falan bir taşıma kapasitesi var. Yani günümüz insanoğlunu fazlasıyla taşıyabilecek bir dayanıma sahip. Yani tipine bakarak o kadar şey gözükmesin size. Dayanıksız gibi gözükmesin. Tabii ki böyle üzerine hoplayarak oturma falan girişimlerine pek girişmenizi de tavsiye etmem. Ama yani üzerine oturduğunuzda gayet güven veriyor. Önemli olan bu ayakların yere sağlam ve eşit basması, düzeçli basması. Yoksa bir tarafa hani ayakların bir tarafı çukura gelirse diğer ayaklara fazla yük bineceği için bu sefer daha fazla zorlanma ihtimali durumu söz konusu. Yani bizim klasik alıştığımız nasıl diyelim şemsiye tipi açılıp kapanan katlanır sandalyelere nazaran tabii ki dayanımı biraz daha narin fakat asgari koşulları kesinlikle sağlıyor.
Şöyle hani deneyimden bahsedeyim size. Şu şekilde uzandığımda gayet rahat. Bunun bir de mesela arka tarafta kafa dayamak için daha yüksek olan modelleri de var. Gerek var mı yok mu kısmını çok giremiyorum çünkü onları deneyemedim ama şu şekilde oturup manzara seyrederken, arkadaşımla muhabbet ederken veya kahve yudumlarken yani kafamın ağırlığını veya işte bir tarafa yaslama isteği falan bende uyanmıyor. 1.75 boyunda olduğumu söyledim. Benim için gayet rahat bir oturuşu var fakat daha uzun boylu arkadaşlar biraz daha hani rahatsız değil de konforu biraz daha düşük oluyor ve sorduğumda buradan Onur Derya'ya da selam olsun. Yaklaşık 1.90'lardaydı boyu sanırsam. Hani oturulur ama kısa vadeli yani gün boyu kamp alanında kullanmalık değil de hani böyle sahile falan çıkarken rahatlıkla yanına taşıyabileceğini söyledi. Hani biraz da karşılaştırma yapalım. Şimdi bu Decathlon'un balıkçılık reyonunda bulunan çocuk sandalyesi olarak geçiyor fakat ya gayet de normal yetişkin bir insanı tartabilecek dayanımda ve yapıda olduğunu görüyorum. Yani bence bunun bu yapıdaki karşılığı şu gördüğünüz ufak sandalye ağırlığı yaklaşık 1300 gram olması lazım. Ve yine bildiğiniz klasik tipte şemsiye gibi açılan bir tasarıma sahip. Şimdi arasındaki farklar neler? Öncelikle kurulumundan bahsedelim. Bunu zaten gördünüz. Bu yaklaşık 1,5 dakikalık kadar bir sürede kurulumu var. Toplanması da keza aynı. Ama bu saniyesinde katlanıp saniyesinde kurulabiliyor. Böyle bir rahatlığı var. Sonra bunun hani kurulduğunda ayaklarında herhangi bir esneme olmadığı için hafiften yamuk bir yere dahi otursanız çok fazla sıkıntı yaratmıyor. Fakat bunun bir ayağı ufaktan çukura bile gelse sizi hem rahatsız ediyor hem de yapısal olarak esnemeye başlıyor. O yüzden hani bunu biraz daha düzgün yüzeylere kurmanızı tavsiye ederim. Sahilde kumsalda ise bunun ayakları biraz daha yayvan olduğu için kuma çok batmıyor. Ama bunların daha sivri ayakları var. Bu daha çok kuma batıyor ve yere biraz daha fazla yaklaşmanıza neden oluyor. Yatış olarak bu biraz daha dik bir oturuş pozisyonuna sahip. Bu biraz daha konformist, daha yatay bir oturuş pozisyonuna sahip. Ağırlıklarından bahsedecek olursak 1.3 kilo. Bu 900 gram. Ve toplanmış ağırlığından bahsetmem gerekirse bu biraz daha uzunlamasına kalıyor. Bunu mesela ben Decathlon'un 10 litrelik çantasına sığdıramam. Ama bunu topladığımda bu biraz daha kısa kalıyor. Yani genel olarak durumlar bu şekilde. Bunu da gelin beraber toplayalım. En sonunda da bir kapanış konuşması yapalım. Bunu yine aynı şekilde buralardan biraz gerdirerek çıkartıyoruz. Bu biraz güç istiyor, biraz da teknik istiyor. Yani bazı hani daha konformist arkadaşlar bununla uğraşmak istemeyebilir. Ama taşıma kısmında bu cefasını fazlasıyla sefasını sürmenize yarıyor. Gördüğünüz gibi çıkardık. Şuradan çantasını da çıkartalım. Fermuar açık dursun. Hemen bunu ilk başta toparlamanız uzun sürecektir ama alıştıktan sonra el alışkanlığı bakmadan dahi kolaylıkla toparlayabilirsiniz. Yani biraz alışma, birazcık da teknik istiyor sadece. Bunu bu şekilde tek parça haline getirdikten sonra üzerindeki oturduğumuz kumaşı boylamasını ikiye katlayıp bu pollerin etrafına sarıyoruz. Ve sonra yapmamız gereken işlem çantasına güzelce yerleştirmek. Hepsi bu kadar. Şimdi kapalı boyutlarını karşılaştıralım. Görüyorsunuz. Yani yaklaşık bir karıştan biraz daha uzun kalıyor bu sandalye. Şimdi toparlayacak olursak bunu kimler almalı? Bunu kimler almalı?
Eğer benim sandalyeye 100 liradan fazla verecek param yok diyorsanız ama minimalist bir sandalye, ufak bir sandalye istiyorsanız Decathlon'daki şu alternatif gayet iyi ve uygun. Bu yaklaşık 60 lira civarında bir fiyatı vardı. Ama bu ise mesela son dolar kuru falan oynuyor. Bu Banggood sitesinde 160 lira civarı. Eğer hani birden fazla alacaksanız ve ekonomi yapmanız gerekiyorsa şu sizin için daha ekonomik bir çözümdür. Fakat yok ben bisiklet turunda taşıyacağım. Hani bisiklet turunda da sandalye taşımak çok da önereceğim bir şey değil ama kimi insan hani bu konforu da yaşamak istiyor. Sadece güzel kamp alanlarında konaklıyor. Öyle zamanlarda şu sandalyeyi taşıyabilirsiniz. Hani bisiklette, motosiklette yani bagaj hacminin ve ağırlığın önemli olduğu yerlerde şu sandalye bence 160 lira fiyatına hak ettiğini söyleyebilirim. Onun dışında eğer arabayla seyahat ediyorsanız veya arabayla bir yerlere gidiyorsanız bu sandalye zaten bagajınızda diğer büyük kollu sandalyelere nazaran daha az yer kaplayacaktır. Ve konforu da gayet iyi. Bahsedebileceklerim bu kadar. Yani bisiklet ve hani yürüyüş için atıyorum arabayı bir yere bıraktınız, ondan sonra 1 kilometre sonra kamp alanına varacaksınız ve yanınızda sandalye taşımak istiyorsanız bu tip hani daha ufak, asgari konforu sağlayan sandalyelere yönelebilirsiniz. Bunun da satış linkini videonun altına ekleyeceğim. Madem bize bunu test ürünü olarak gönderdiler, bizim de bir boynumuzun borcu olsun bu onların linklerini tanıtmak. Yani artık kendinize göre değerlendirirsiniz. Kafanızda kullanım senaryolarını oluşturursunuz. Eğer amacınız uygun olursa alır ve fotoğraflarını da benimle paylaşırsınız. Instagram veya işte mail yoluyla falan. Böylelikle ben de en azından bu videoların sizler için ne kadar faydalı olduğunu, sizlerin satın almanızda ne kadar etkili olabildiğini anlamış olurum. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.